Meyvecilik zor meslek, erikçilik. Bunun budaması, gübrelemesi, ondan sonra ilaçlaması, işçiliği tabii ki ona keza zor. Gübre fiyatları yükseldiği için ilaç, işçilik, ondan sonra yükseldiği için, budama masrafları yükseldiği için işçilik tabii ki biraz maliyetli olacak görüntüsü var. Bu sene e, hava şartlarından dolayı kar yağışının uzun sürmesi, e, tekrar kar yağışının gelmesinden dolayı eriklerimiz yaklaşık bir hafta önce açtı bu eriklerimiz. E, normalinden e, bir ay sonra e, açtı. E, tabii ki buna göre de e, hasadımız bir ay sonraya aksadı. E, yaklaşık Mayıs'ın 10-15'i gibi erik toplayacağımız e, varsayıyorduk. Tabii ki kar yağışından dolayı, geç olduğundan dolayı. Ee, Haziran'ın başı gibi, Haziran'ın 10'u gibi eriğimiz e, tezgahlarda görünür. Fiyat bu sene e, 20 lirayla 30 lira arası olur diye düşünüyorum bu çevrede. E, çünkü fiyatlar e, maliyetlerimiz arttı. E, maliyetler arttığından dolayı e, üreticinin para, para kazanması için 20 lira 30 lira arası olur. Ama tabii ki diğer bölgeler de etkiler bu fiyatlara. E, bir de ürünün arz talep meselesi de. Ee, ön planda. İnşallah öngörümüz güzel olur. İnşallah para eder. Üreticinin de yüzü güler diye düşünüyorum. Bu çevrenin e, eriği e, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya e, bu çevrelere gidiyor. E, en büyük pazarımız tabii ki İstanbul pazarı. E, İstanbul'a hale gönderiyoruz. E, ayrıca İstanbullu tüccarlar gelip burada pazar yerinde eriklerimizi e, alıyor. O da e, tüketiciyle buluşturuyor. Bu sene de bol bir sezon olacağını öngörüyoruz. Bol olacak erik gibime geliyor. Güzel çiçek açtı. Tutumda güzel olursa, e, soğuklar gelmezse, çiçek yanmazsa güzel bir tutum olacak. E, buraya geliyoruz, içimiz ferahlıyor. E, günde 2-3 kere ben de kontrole geliyorum. E, güzel bir hava var, gelinlik gibi. E, tabii ki bu bir hafta sonunda yemyeşil, e, yapraklanacak meyvelerimiz artık. Meyvenin irilmesi gelişimi devam edecek. Buduyorum. Budadıktan sonra iki kere gübresini atıyorum, dört kere ilacını atıyorum. Ondan sonra tekrar kontrol için gidiyorum. Bir ağacın yanına en az on kere gidiyorum yani bir ağacın yanına. Yani çocuk gibi seviyoruz bu ağaçları. Şimdi ayvacılığında giderleri çoğaldı. Çoğaldı, maliyetler aşırı derecede çoğaldı. Bir de ürünün para etmemesi insanlara başka yol açtı. Yaklaşık bir 10-12 senedir, 15 senedir erik dikimi muazzam, ceviz dikimi muazzam. İnsanların da yüzü gülüyor. Yüzü güldüğü için erik dikimine devam ediyorlar. Buranın e, eriğinin daha koyu yeşil ve üzerinde böyle tabaka oluşuyor. Bu şeklinde böyle beyaz bir tabaka. Bunun da etkisi göl. Gölün e, ve Kartepe Dağı'nın etkileri bu tarafa doğru nem olarak e, geldiğinden dolayı böyle eriğin daha bir koyu, daha bir e, böyle üzerinde bu şeklinde oluşuyor. Ondan dolayı alıcısı da çok oluyor. Erik çeşitlerimiz var. E, can eriğimiz var. Ondan sonra papaz eriğimiz var. Ee, bir de Ağustos papazı dediğimiz eriklerimiz var. 3-4 çeşit eriğimiz var yeşil olarak. Bu erikler e, bu bölgenin yani e, %90'ını bu erikler e, şey yapıyor, konumlandırıyor.